Galaksinin Sesi'nin yeni bir gündem bölümünden daha merhaba. Ben Ateş Çetin ve bugün yanımda sadece Niko Fenerli var. Merhaba. Oğuzhan'ın programını bugünkü gündem yayınına uyduramadık. Bir de bu ara gündem birazcık hareketli. Listede çok haber var. Onları da fazla geciktirmeden sizlere ulaştıralım dedik. O yüzden Oğuzhan affını istedi bu yayınlık. Bu yüzden Niko'yla ikimiz beraberiz. Niko'cum nasılsın? İyiyim. Ateş, sen nasılsın? İyiyim ben de. Vallahi bayağı yoğun bir gündem var. İstiyorsan hemen başlayalım. En baba haberi bana bırakmışsın. Gerçi bunu çektiğimiz zaman biraz bayatlamış oluyor ama Obi-Wan dizisinin ilk teaser posteri ve yayın tarihi duyuruldu. 25 Mayıs'ta duyuruluyor. Keşke 4 Mayıs olsaymış ya. Öyle değil. Bana daha hoş gelirdi. Teaser poster hoşuma gitti. Hoş olurdu, güzel olurdu. Bilmiyorum Ateş, bir şey mi söylemek istiyordun? Bir şey söyleyecektim. Haklısın, 4 Mayıs olsa güzel olurdu ama 25 Mayıs'ın da başka bir anlamı var aslında. 25 Mayıs normalde şey, orijinal üçlemenin çıktığı tarih miydi? Evet. Orijinal üçlemenin ilk filmin aslında vizyona girdiği tarih, doğru, haklısın. Öyle bir önemi var. Hatırlatmalarımızı yapalım. Bölüm 3'ten 10 yıl sonrasını anlatıyor. Teaser posterde gördüğümüz Obi-Wan gerçekten mitos Obi-Wan'a çok benziyor. Bu beni mutlu etti. Elinde bir ışın kılıcı var. Işın kılıcı Obi-Wan'ın o dar boğazlı ışın kılıcı değil. Başka bir ışın kılıcı. Söylentiler Anakin'in kılıcı olduğunu söylüyor. Yani olabilir, benzeyebilir. Bazıları Qui-Gon'un kılıcı olduğunu söylüyor. Ama Obi-Wan'ın kendi kılıcı değil. Başka bir kılıç taşıyor. Benim böyle gözüme takılan bir başka detay da executive producer'lar arasında Ewan McGregor'ın da adı geçiyor. Dikkat ettin mi Ateş, bilmiyorum. Adam, yok, onu kaçırmıştım. Evet, dizinin yapımcıları arasında Ewan McGregor. Hadi muhtemelen beni oynatın, yapımcılara da parayı basacağım demiş olabilir, bilmiyorum. ya da bu aynı zamanda proje fazlasıyla inandığını gösteriyor bence. Ha tabii, o da var. Yani o kadar inanıyorum ki paramı da basarım bu işe diyor. Gerçi ben de basardım. kılıçlarla alakalı olarak ben şeyi bile gördüm bu arada sosyal medyada. O kılıç aslında Rey'in kılıcı. Yani 9. filmin en sonunda gözüken kılıç. Ama çok yani belirsiz gözüküyor. Yani gözükmüyor bile. Yani. Neyse. Biraz şeyi, spekülasyonları zorlamak gibi olmuş bence. Evet. Bu arada diziyle ilgili başka haberler gelmeye devam ediyor. İşte dizide oynayacak isimleri önceki gündem bölümlerinde saymıştık. Şimdi bu ismi saymış mıydık? Tam hatırlamıyorum. Rupert Friend adlı aktör de dizinin oyuncuları arasında. Ve kendisinin söylentiye göre bir Inquisitor, yani Türkçe adı Engizitör diye geçiyor artık. Belki öyle de söylesek daha doğru olacak. Bir Engizitör'ü canlandıracağı söyleniyor ve hatta canlandıracağı karakter Grand Inquisitor. Büyük Engizitör. Rebels animasyonunun 1. sezonunda gördüğümüz karakter. Bunun yanı sıra iki oyuncunun da Rupert Friend'le beraber başka Engizitörleri canlandırdığı da söylenmekte. Bir tanesi Moses Ingram, öbürküsü de Sung Kang. Hatta bunu önceki gündem bölümlerinde, evet, böyle bir ışın kılıcı çalışması olduğunu belirtmiştik, yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Evet. Ya bu hani Obi-Wan dizisi yaklaştıkça onunla ilgili hem cast detayları hem işte çekim detayları düşmeye devam ediyor. Bir tanesi de Jimmy Smith. Jimmy Smith Rail Organa'yı canlandıran oyuncu. O da Obi-Wan dizisinde rol alıyor ki bence çok mantıklı, rol alması da gerekiyor. Eşiyle beraber rol alıyor. Hoş bir detay olmuş. Orada hani bu arada Anakin'in iki tane çocuğu olduğunu bilen az kişiden biri bence olması gerekiyordu zaten. Onun için bence önemli bir karakter olacak. Hikayeyi de iyi besleyecek diye düşünüyorum. Zaten Leia'nın şey babası, üvey babası. Üvey babası, evet. Ve ha, bundan dolayı da yani Leia'yı da belki çocuk olarak görebiliriz dizide. Ha, Luke'u da görebiliriz çocuk olarak. Evet. Yani Luke'u görme ihtimalimiz daha yüksek çünkü yani posterden de anlaşıldığı kadarıyla Tatooine'de geçiyor. Evet. Evet. Birkaç ay kaldı. Dişimizi sıkalım.
Sabır. Şimdi başka bir Disney Plus dizi projesiyle devam edelim. Andor dizisi de muhtemelen bu yıl ilk sezonuyla Disney Plus'ta gösterimde olacak. Tam tarihi belli değil henüz. Fakat dizinin ikinci sezonunun çekimlerinin bu yılın sonbaharında yapılacağına dair bazı açıklamalar geldi. Dizide rol alan Stellan Skarsgård tarafından. Stellan Skarsgård'ı hangi rolde izleyeceğimizi şimdilik bilmiyoruz. Fakat kendisi böyle bir açıklamada bulunduğu için muhtemelen oynadığı karakter ikinci sezonda da olmaya devam edecek. Dediğimiz gibi sonbaharda çekimler başlayacakmış. Andor'da merak ediyoruz. Evet, bir diğer merak ettiğimiz dizi Ahsoka dizisi. Orada da yeni bir cast, yeni bir oyuncu belirlendi aslında. Ray Stevenson daha önce Rebels'te rol almıştı. Gar Saxon seslendirmişti. Gar Saxon'u seslendirmişti. Hollywood Reporter'ın haberine göre rol aldığı bir şekilde kesinleşmiş durumda. Herkes Thrawn'u mu canlandırıyor diye böyle bir heyecanlandı ama değilmiş gibi görünüyor en azından şimdilik resmi açıklamalara göre. Yakışırdı bence, tip itibariyle hoş da olurdu. Ama yeni bir karakter olduğunu biliyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. Göreceğiz. Evet, o yani Thrawn'u da aslında yavaş yavaş netleştirseler fena olmayacak bence. Ya da belki gizli tutuyorlardır. Gizli tutuyorlardır de bence. Yani gizli tutmaları bence hani hayranlara "Wow!" etkisi yaratmak için gizli tutuyor olabilirler. Kesinlikle. Bir sonraki haberimiz C-3PO'ya hayat veren, yani bütün seri boyunca C-3PO'ya hayat veren Anthony Daniels'la alakalı. Anthony Daniels kendi sosyal medyası üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Kendisinin bir fotoğrafını paylaştı ve üzerinde bir motion capture kıyafeti var. Tabii bu bizim aklımıza hemen acaba neyin peşinde, ne yapıyor, neler oluyor sorusunu getirdi. Görünüşe göre başka bir Disney Plus projesi olan A Droid Story, bir droid hikayesinin çekimleri için böyle bir motion capture kıyafetinin içine girmiş. Muhtemelen C-3PO'yu bilgisayar destekli olarak canlandıracak bu animasyonda. Droid Story için bir yayın tarihi şimdilik net değil ama önümüzdeki aylarda netleşir diye tahmin ediyorum. Hatta ben Droid Story'nin bu yılın sonuna kadar yayında olacağını düşünüyorum. Ya Anthony Daniels artık C-3PO ile işimi bitirdi diye böyle bir ödül falan da almadı mı ya? Artık C-3PO'yu canlandırmayacak, böyle bir şey hatırlıyordum sanki. Bence aksine daha sıkı sıkıya bağlı. Hatta yakın zamanda bir kitap çıkardı, I Am C-3PO diye. Evet. Konvansiyonlarda da boy göstermeye devam ediyor. Ya, pek kolay değil yani. Yapıştı karakter ona. Yapıştı, evet. Evet. Sonraki aslında bir dizi söylentisi. Sonraki haberimiz bir dizi söylentisi. High Republic şeyle başladı hayatına. Basılı medyayla başladı. Kitaplar ve çizgi romanlar şeklinde başladı. Ondan sonra aldığımız bir duyuru, yani yapılan bir duyuruyla Acolyte dizisi High Republic döneminde geçen bir dizi olacaktı. Bir dizi daha geliyor gibi görünüyor Cinelix'in haberine göre. Bu dizide böyle young padawanlar, pardon genç padawanlar, genç kahramanlar başrolde olacak. Ve onların hikayesini anlatacak. İşte bir Stranger Things analojisi var. Yani Stranger Things hikayesine benziyor. Tabii Stranger Things karakterler genç çocuklar ama yani pek gençler için uygun bir dizi değil aslında. Bir korku dizisi. Bu analojiyi de doğuran sebeplerden biri herhalde yani genç padawanların geçtiği bir kitap olan Race to Crash Point Tower diye kitabında bir yaratık var. Dengar diye bir yaratık. O yaratık da şeyi çok andırıyor. Stranger Things'te olan böyle gariba ağzını açan bir yaratık var ya, onu çok andırıyor. O da popüler bir diziydi Netflix'in. Yani öyle bir hani genç kahramanların üzerinde dönen bir dizi geliyor olabilir Disney Plus'a tabii. Şey devam etmiyor Nico değil mi? Jedi Temple Challenge diye bir yarışma programı var. O çok büyük bir başarıyla bıraktı olduğu yerde. Başarıyla. Tırnak geçindi. Ben oğluma da izletemedim ya. Yani oğlum bile sıktı. O bile sıkıldı. O bile sıkıldı. Pekala. Dizi haberlerimiz bu bölümlük bu kadar.
Şimdi diğer haberlere geçelim. İlk haberimiz çizgi roman dünyasından ve Obi-Wan hayranlarını sevindirecek türde bir haber. 5 sayılık bir Obi-Wan çizgi romanı geliyor. Bu çizgi romanın çıkışı muhtemelen şeyle çakışacak. Dizi ile, Obi-Wan Kenobi dizisiyle çakışacak. Fakat içeriği tamamıyla diziyle bağlantılı olmayabilir. Resmi Star Wars web sitesinde bir tanıtımı var. Bir röportaj yapılmış çizgi romanın yazarıyla. Orada belirtildiğine göre Obi-Wan'ın gençliğini de çizgi romanın içerisinde görebileceğiz. Hatta tanıdık karakterler de olacak, Qui-Gon gibi. Çizgi roman severler için heyecanlandırıcı bir haber olduğunu düşünüyorum. Şöyle hızlıca da bakıyorum, çıkış tarihine dair net bir bilgi var mı diye, fakat göremedim. Merak ediyorsanız röportajı resmi Star Wars web sitesinde okuyabilirsiniz. Evet, çizgi romanlar arda arda geliyor ve Obi-Wan çizgi romanının böyle diziyle beraber gelmesi iyi olur. Bazı açık uçları kesinlikle dizide bırakacaklardır. Gidin çizgi romana bakın diyeceklerdir. Klasik Lucasfilm tekniği. Şeyde olduğu gibi. Kırsantan'da olduğu gibi. Kırsantan'da olduğu gibi, evet. Bir Han Solo ve Chewbacca çizgi romanı da geliyor. Aslında seri olarak geliyor. Yazar CBR'a bir röportaj vermiş. Dizi seri olarak ilk sayısı aslında 9 Mart'ta çıkıyormuş ve ilk sayısından anlatılan hikayeler Solo dizisinden sonra, ama A New Hope'dan böyle birkaç yıl öncesini anlatıyor. Üçüncü sayıda Kira'yı görme ihtimalimiz var diyeceğim. Aslında kesinlikle göreceğiz çünkü yazar söylüyor sonuçta bunu. Ve dördüncü sayıda da enteresan bir sayı olacak. Chewbacca'nın bakış açısıyla hikayeyi anlatacak. Orada Crescenta'nı da görüyoruz. Black Crescenta'nı da görecekmişiz. Şimdi güzel bir, yani Han Solo hayranları için çok güzel bir çizgi roman gibi görünüyor. Pekala. Han Solo ile devam edelim. Daha doğrusu Han Solo ve Prenses Leia ile devam edelim. Yeni bir roman yolda ve bu romanın konusu, yani çok kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse, Han Solo ve Leia'nın düğünü. Kitap şeyden sonrasında geçiyor, Return of the Jedi'dan sonrasında geçiyor. Hatta resmi Star Wars web sitesinde böyle bir davetiye gibi yapmışlar sizi, işte düğünümüze bekliyoruz falan gibisinden. İlginç olan kısmı şu, Leia ve Han Solo bu romanın bir noktasında Halcyon'a gidecekler. Halcyon'da Disney parklarındaki bu hani otel diye haftalardır, aylardır anlatıyoruz ya size. O aslında bir gemi ve o geminin adı Halcyon. Yani hikayenin bir kısmı orada geçecek gibi gözüküyor. Artık balaylarını mı kutlayacaklar, ne yapacaklar bilmiyoruz. Bunun adını biliyorsun değil mi? Kitap şeklinde şey, otel broşürü. Evet. Yani reklam için iyi bir teknik. Ben sana söyleyeyim, bunun üzerine balayı paketleri çıkacak. Han Solo Leia balayı. Balayı güzel paketi, balayı suiti. Disney, benim fikrim ha. Önceden tescil etmediyseniz benim fikrim. Son bir not, kitap 16 Ağustos'ta çıkıyor. Evet. Eğer merak ediyorsanız. Oyun dünyasına geçelim. Daha önce iptalini duyurmuş olduğumuz, uzun süre öncesinde iptal edilen bir oyun vardı, Star Wars 13. Biz duyurmadık. Biz duyurmadık mı? Hayır, yani biz iptal etmedik. Ya, biz haberini verdik, sadece bizim yüzümüzden iptal edilmedi. 13-13 oyunu dan oynanış videoları sızıyor, sızmaya devam ediyor. Daha önce de bir sürü görsel sızmıştı. Söylentilere göre James Zachary adında işte lead animator tarafından sızdırılmış. Bu The Vault diye bir YouTube kanalında yayınlanıyor şu anda. Ufak bir kanal. Zaten böyle video oynanış videoları var sadece. Hani çok abonesi de yok. Ne kadar daha kalır orada bilmiyoruz. Yani Boba Fett'in oynadığı birkaç sahne var. Yani Boba Fett'in oyun oynanış third person görüntüsü var. Bu oyun öldü diyebiliriz artık. Elde kalan birkaç materyal böyle sızmaya devam ediyor. Ben baştan sona izledim. Keşke yapsalarmış yani. Bayağı güzeldi. Aksiyon, bir kovalamaca sahnesi var. Bir oynanışı var daha doğrusu.
hani Boba Fett birilerini kovalıyor. Güzel işleyen bir fizik motoru da vardı oyunun. Tabii bunlar çok ham görseller. Üzerlerine kaplama yapılmamış çevre etmenlerinin ve karakterlerin. Yine de keşke yapılsaydı, bitseydi de oynayabilseydik dedirtiyor. Sıradaki oyun haberimiz The Old Republic oyununu takip edenleri ilgilendiriyor diyebiliriz. Hatta ilgilendirmiyorsa bile şimdi bahsedeceğimiz şey ilginizi çekebilir. Çünkü Old Republic için yeni bir güncelleme paketi yayınlandı. Legacy of the Sith adında. Ve bu duyuru bir video ile yapıldı. Bir sinematik video ile yapıldı. Ve bu sinematik video müthiş bir aksiyon sunuyor. Müthiş bir ışın kılıcı, güç kullanımı aksiyonu sunuyor. Hani konuya çok hakim değilseniz bile sadece bu videoyu izlemekten zevk alabilirsiniz diye düşünüyorum. Niye böyle bir dizi yapılmıyor diye her seferinde söyleyesim geliyor. Çünkü evet, bu yani sinematik videolar çok güzel ya. Her zaman bunu başarıyorlar Old Republic için. Hani oyunun kendisi o kadar güzel mi bilmiyorum. Ben oynamadım ama takipçilerimiz arasında oynayanlar vardır diye düşünüyorum. Çıkalı 10 sene oldu. Yani The Old Republic oyunu çıkalı 10 sene oldu. Videoyu izlemediyseniz izleyin. Yani Obi-Wan Kenobi dizisi gelene kadar bir süre böyle birazcık sizi oyalayabilir diye düşünüyorum. Oyalayabilir. Güzel, çok güzel. Yani aksiyon, koreografi çok güzel. İşte görseller çok güzel. Arkada hafif vermeye çalışan böyle bir soru işaretleri doğuran bir hikaye de var. Dizi olurmuş yani. Bu, hani bu sinematografik bölümleri yapan hangi ekipse bence bir düşünsünler. Bir düşünün. Düşünün. Bak. Yine ben söyledim. Yine benim fikrim. Ona göre. Tamam. Önce sen. Önce ben. Sonraki haber Rogue One'la ilgili. Rogue One'ın 5. yılını kutluyoruz. Kutlarken de Michael Giacchino yeni bir soundtrack çıkarıyor. Bu long play şeklinde. Plak şeklinde. 4 tane plak. $75. Önemli olan konu şu. Film daha önce yayınlanmamış 1 saatlik içerik de var bu plağın içinde. Ben buna gıcık oluyorum. Hani filme gidiyorsun. Şu müzik harika diyorsun. Soundtrack'ını alayım falan diyorsun. O soundtrack'ta yok. İşte muhtemelen artık Rogue One'da dinlediğiniz her şey bu plaklarda olacak diye ümit ediyorum. Pick-up'ım yok ama. Ya ben de sana katılıyorum. Böyle özellikle film müziklerinde takıntılıyım. Ve senin söylediğin gibi yakalayamıyorum çıkan şeylerde. Şey de vardı değil mi? Solo'da o şarkı söyleyen bir kafa vardı. Onun şarkısı yok mesela. Evet ama soundtrack. Onu daha sonra şeyde çıkardılar. Extended mıydı? Bir versiyon çıkardılar. Onda vardı. İşte bu da bir extended sürüm Rogue One için. Yani dijital versiyonu çıkartırlarsa inşallah dinleriz diyelim. Dijital versiyonu çıkmayabilir çünkü özellikle LP demişler ama. Yani koleksiyonluk yapıyor olabilirler bunu. Anladım. Koleksiyon demişken. Bak ne güzel bağladık. Şimdi, süper oldu. Çok güzel. Çok güzel oldu. Koleksiyon demişken koleksiyon haberlerine yavaş yavaş geçelim. Ve her zaman olduğu gibi ilk önce Hasbro ile başlayalım. Hasbro biz sizinle son görüştüğümüzden bu yana epeyce bir ürün duyurdu. Tabii bu biraz şeyle de alakalı. The Book of Boba Fett'in yayınlanması, ona paralel olarak düzenlenen Bring Home the Bounty adlı bir işte pazarlama etkinliği vardı. Biraz onunla alakalı. Şimdi fazla zaman kaybetmeden ben tek tek değineyim. Şimdi Hasbro'nun bir etkinliği var biliyorsunuz. Fan First diye bir etkinliği var. O etkinlikte bir şeyler duyuruldu. O etkinlikten önce bir şeyler duyuruldu. O etkinlikten sonra bir şeyler duyuruldu. Şimdi ilk bahsedeceğim şey önce duyurulanlar. Birincisi Black Series 6 inç boyunda bir Dark Trooper figürü nihayet duyuruldu. Figür epey güzel gözüküyor. Tavsiye edilen satış fiyatı $34. Piyasa tahmini çıkış tarihi de 2023 baharı. Epey vakit var buna. Daha sonra 375'lik seriden yani Vintage Collection'dan Din Djarin figürü duyuruldu.
Ama bu Morak versiyonu, yani Mandalorian'ın ikinci sezonunda gördüğümüz bir versiyon. Çıkarılabilir bir miğferi var. Çıkış tarihi 2022 sonbaharı, fiyatı $15. Sonrasında yine 6 inçle devam edeyim. Nikocuğum kusura bakma, sen görselleri koyarken biraz zorlanacaksın ama ben böyle atlaya atlaya gidiyorum. Evet. Black Series 6 inçlik Boba Fett figürü, ama bu Jedi Harabeleri versiyonu olacak. Çıkarılabilir bir miğferi var. Fiyatı $32. Çıkış tarihi 2023 Şubat. Dedik ve bunlar... Ha, bir de şey var. Bir tane bonus figür daha duyurmuşlar. Boba Fett'in Morak versiyonu. Vintage Collection'dan 3.75'lik bir figür. Fiyatı $21. Çıkış tarihi 2022 sonbaharı. Takip edebildiğim kadarıyla bunlar duyurulduğu an tükendi. Sold out oldu. Hani ön siparişe açılmışlardı. Fakat çok çok hızlı bir şekilde tüketildiler. Sonra FanForce etkinliği yapıldı. Ne zaman yapıldı? 9 Şubat'ta. Bu etkinlikte duyurulan bazı ürünler var. Kimisi için sadece böyle bir resim gördük, ürünün kendisini göremedik. Buna pipeline diyorlar. Hani bakın biz bunları çıkartacağız, haberiniz olsun. Kendinizi, cüzdanınızı ona göre ayarlayın diye. Bunlardan ilk olarak duyurdukları Vintage Collection'dan 3.75'lik olarak Anakin Skywalker'ın klonların saldırısı versiyonu figürü ve bir de Mandalorian Commando. Sonrasında Black Series için yine arşiv serisinden bir şeyler duyurdular. İlki Han Solo'nun The Force Awakens versiyonu, Chewbacca'nın A New Hope versiyonu, Grand Moff Tarkin ve Princess Leia Organa'nın Bush versiyonu, yani Jabba'nın sarayında kılık değiştirmiş hali. Devam ediyorum. Aayla Secura var. Darth Maul'un Klon Savaşları sezon 7 versiyonu hali var ve bir de zannediyorum bunu ilk defa çıkartacaklar, Saw Gerrera Rogue One'dan. İlaveten Black Series'le devam ediyorum. Arşiv koleksiyonundan 6 inçlik bir C-3PO, 6 inçlik bir Dengar, ödül avcısı, bu karakteri göremediğimize üzülüyorum Book of Boba Fett'te. Sezon 2'de gelir. Belki. Sezon 2 gelecek mi acaba? Göreceğiz. Evet. 6 inçlik İmparator Palpatine, Return of the Jedi versiyonu. Yine 6 inçlik Lando Calrissian Skiff Guard versiyonu. Gaming Rage koleksiyonundan 6 inçlik Knight Brother Archer okçu versiyonu çıkacak diyebiliriz. Sonrasında bir tane Vintage Collection figürümüz var. Bu duyuruldu. 501. Legion askeri, Clone Trooper. Bu duyuruldu. Ve çok büyük bir heyecanla duyurdukları şey de son olarak 3.75'lik Vintage Collection'dan bir playset. Boba Fett'in taht odası. Yani aslında Jabba the Hutt'ın taht odasıydı. Sonradan dizide biliyorsunuz ki Boba Fett'in taht odasına dönüştü. Bip de var. Arada bir ara Bip'in evet. Taht odası. Evet. Bu arada soru, niye Bip Fortune'u arkada Boba Fett yazan bir tahta oturuyor? Tartışalım. Neyse. Evet. Şimdi tartışmayalım. Şimdi tartışmayalım. Bu ürünün, playset'in fiyatı $230. Çıkış tarihi 2023'ün yazı. Dediğimiz gibi bu ürün duyurulurken biz canlı yayında izledik. Çok çok heyecanlandılar. Niye heyecanlandılar o kadar çok anlayamadık ama. Ve bu etkinlik bittikten sonra da iki tane daha figür duyuruldu. Bir tanesi Black Series 6 inçlik Cad Bane figürü. Fakat bu Klon Savaşları animasyonu versiyonu. Şeyle karıştırmayın, yani dizide, The Book of Boba Fett'teki evet. Versiyonuyla karıştırmayın. Fiyatı $28, çıkış tarihi 2022 kışı. Ve son olarak 6 inç Black Series Kara Krysantan figürü. Yalnız
bu figür çıktığı zaman gerek biz kendi aramızda gerek sosyal medyadaki koleksiyoncular anında şunu dedi. Ne dedi Nico? Niye bu versiyonu yaptınız dedi. Tam olarak söylemini beklediğim şey o değildi ama. Ne dedi? Yani Chewbacca'yı almışlar, siyaha boyamışlar. Ha ama yani Hasbro, repackage, repaint bunlar uzmanlık alanları. Yani evet. Üzerinde çok fazla çalışılmamış gibi gözüküyor. Sadece bazı aksesuarlar eklemişler. Fakat şöyle bir detay var bu. Çizgi roman versiyonu ve çizgi roman paketi gibi bir ambalajla çıkıyor olacak. Yani şeyi bekleyebiliriz. Üstünde daha çok çalışacakları bir figür bekleyebiliriz gibi duruyor. Ancak garip olan şu çıkış tarihi, yani bu figürün çıkış tarihi 2023 baharı. Yani bir de bunun üstüne dizi versiyonunu çıkartırlarsa herhalde 2024'ü bulacaktır diye düşünüyorum. Bu bak şeyle örtüşüyor. Hani Han Solo Chewbacca dizi şey çizgi roman serisinde 4. sayının çıkış tarihiyle örtüşüyor olabilir. Orada Black Crescent'ını görecektik ya. Evet. Doğru söylüyorsun. Onu kullanıyor olabilirler. Evet. Hasbro haberleri bitti mi? Hasbro haberleri... Ha, bir son haber daha var. Az daha unutuyordum. Koleksiyoncular için önemli olabileceğini düşünüyorum. Bu FanFirst etkinliğinin sonlarında bir bilgi daha paylaştılar. Biliyorsunuz Hasbro'nun kendine ait bir satış sitesi var. Hasbro Pulse adında. Bu Hasbro Pulse web sitesi şu ana kadar sadece Amerika ve İngiltere'ye hizmet veriyordu. Fakat söylediklerine göre artık yavaş yavaş Avrupa'ya da açılıyorlar ve ilk adımı Almanya ile atacaklarmış. Henüz bir tarih belli değil, nasıl işleyeceği belli değil. Fakat önemli bir adım. Bununla beraber başka ülkelere de gireceklerini belirttiler. Yani Türkiye'ye sıra gelir mi, gelirse ne zaman sıra gelir bilemiyoruz. Fakat önemli ve güzel bir gelişme koleksiyoncular açısından. Evet, çok önemli çünkü yani Pulse'da özellikle Pulse eksklusif bir sürü ürüne ulaşamıyorduk. Evet, son koleksiyon haberimiz Lego'dan. Lego'nun bildiğiniz Mifer serisi var. Benim çok hoşuma gidiyor. Hem az yer kaplıyor hem hani Lego yeteneklerini ve Lego hobini destekleyebiliyorsun. Yeni Mifer'ler geliyor. 3 tane yeni Mifer. Luke'un Red 5 helmeti, X-Wing helmeti, Mandalorian Din Djarin'in helmeti ve Dark Trooper'ın kafası. Ona helmet demeyelim. Dark Trooper'ların kafası. $60. Yanlış hatırlamıyorsam notlarımda şu anda kaybetmişim ya da onu alamamışım. Mart ayında çıkıyorlardı. Şu anda ön siparişte Lego'nun uluslararası sitesinde. Lego hayranlarına evet. Duyurulur. Diyerek sanıyorum gerek koleksiyon haberleri gerek diğer haberlerimizi toparlamış oluyoruz. Bazı Gentle Giant haberleri vardı ama şimdilik es geçtik galiba. Ya onlar yeni bir takım Gentle Giant haberleri, ürünleri çıktı. Sadece PGM üyelerine duyurulduğu için henüz onları paylaşmıyorum. Bir sonraki gündemde onları paylaşırım ama yani söyleyeceğim şeyleri aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Yani Gentle Giant'la aramız bu aralar iyi değil ama bir ürün bana doğru yola çıkıyor. Onun kutu açılışını da yaparız herhalde ya, bilmiyorum. Yapar mıyız bilmiyorum. Çünkü bekleyen bir sürü kutu açılışı var ama o özel bir... Özel kutu açılışı çünkü hem daha önce bizim yayınımıza misafir olan Gerald Holmes'un röportajında bizi şey yapmıştı, konuk olmuştu. Onunla röportajdan sonra almaya karar verdim. Hatta bir ara buluşup ona imzalatacaktım. Tesek figürü, Tesek büstü. Olmadı, kısmet olmadı ne diyelim. Aramızdan ayrıldı. Ama onu da koleksiyonuma katacağım. Yakında yola çıkıyor. O zaman en kısa sürede yeni kutu açılışlarında evet. Bir araya gelmek ümidiyle diyelim. Dediğimiz gibi bu gündem bölümünün sonuna geldik. Haberlerin sonuna geldik. Mümkün mertebe hızlı bir şekilde size aktarmaya çalıştık. Çünkü çok haber vardı. Bizi lütfen takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bizi dilerseniz görüntülü, dilerseniz sadece ses olarak da dinleyebilirsiniz.
Bir parantez açayım. Şu anda eğer bu yayını farklı bir şekilde kaydediyoruz ve farklı bir şekilde bu yayının ses ve görüntü kalitesi hakkında yorumunuz varsa da onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Nasıl devam etmemiz gerektiği ile ilgili bize yol gösterir açıkçası. Bu da hoş bir geri bildirim olur bizim için. Evet, elimizden geldiği şekilde geliştirmeleri, iyileştirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Evet. Niko da bu konuda başı çekiyor. Özellikle son canlı yayından sonra bayağı bir şey oldu. Biraz stresli canlı yayın oldu. Bayağı üst üste terslikler geldi ama neyse keyifliydi. İzleyenler beğendi. Yorumlar da gayet dinamikti. İzlemediyseniz onu da linklere koyarım. Bir sonraki yayında görüşünceye dek güç sizinle olsun. Güç sizinle olsun.